Bunu okur musun anne? Beni anlaman için. Benim aslan oğlum, Demir'im, sen benim maddi manevi varisimsin. Mesut Bey evlilik hayatı yaşamadıysam da annen hususunda bir mevzuda içim rahat. Annen güçlü bir kadın. Emre Hak ondan önce bana vaki olursa annen ayakta kalacaktır. Ama Sevda ablan... Sevda'ya Mesut bir yuva vaat ettim ama veremedim. Annen vaktiyle boşanmayı kabul etseydi annen de ben de Mesut olabilirdik. Sevda Hanım Allah'ın huzurunda eşimdir. Onu da bir annen bil. Sevdamı kimse incitmesin. Sevdamı kimse incitmesin demiş. Anne üzülmen için değil, beni anlaman için oku dedim sana. Baban ne zaman tanıştırdı seni? 16-17 yaşındaydım. O kadar zamandır görüşüyorsun yani. Nasıl oldu peki? Nasıl tanıştın? Bir gün hadi kalk Mersin'e gidiyoruz dedi. Ara sıra birlikte giderdik ya bir yerlere. Çıktık Mersin'e gittik. Bir kapıya geldik. Bir kadın açtı kapıyı. Ama o zamana kadar bilmiyordum. İlk başta anlamadım. Hani neredeyiz, burası kimin evi? Hiçbir fikrim yoktu. Sonra içeri girince... sehpanın üstünde tesbihini gördüm babamın. Askılıkta ceketi. Her yerde tarih kitapları. Tarih okumayı seviyordu biliyorsun. O zaman anladım onların evi oldu. Birkaç defa kulağıma gelmişti daha önce. Ama çocukluk hiçbir şey idrak edemiyorsun. Sonra kim bu kadın dedim. Aklım başımdan gitti. Masanın üstünde silah vardı. Aldım koştum dışarı. Koştum koştum deniz kenarına kadar. Kayaların üstüne oturdum. Sonra peşimden gelmiş. Silahı ona doğrulttum. Ne oğlum babanı mı vuracaksın dedi. Sevda'yı sevdiğim için vuracaksan vur dedi. Acı acı baktı yüzüme. Benim için de zor oldu anne. Kolay olmadı. Sonra kabullendi. Kabullenmedim. Anlamaya çalıştım. Anladım. Anne hayatı yaşayıp görünce insanın başına her halin geleceğini idrak ediyorsun. Hiçbir şey benim elimde değildi. Olan olmuştu zaten. Ben sadece anlamaya çalıştım. Ama en çok ne zaman anladın diye soruyorsan Züleyha'ya aşık oldum da. Bunca şeye rağmen ondan vazgeçemeyecek kadar aşık olduğumda. Sonra da Berlin'de mektubu geldi. Çok geçmeden de vuruldu. Evlat. Evlat.
Yapmış yana gönül koyma evlat. O da benim gibi yapmış, benim gibi düşünmüş. Susmuş. Senin iyiliğin için susmuş. Ben Müjgan'a gönül koymaya bıraktım baba. Ben asıl bugün Züleyha'ya gönül koydum. Züleyha haksız mı evlat? Senin de Demir'in de gözüne perde inmiş. Sizin gözünüzdeki perdeyi kaldırmanız... yavrularınızın selameti için doğruyu görmeniz lazım. Benim tek selametim... oğlumun Demir'e değil bana baba demesi. Babam bana seni Adnan Yaman'a verdim dediğinde şiddetle karşı çıktım. Ben o adamı sevmiyorum dedim. Babam da herkes sevdiğine varmıyor ki dedi. Ben babanla hiç mutlu olmadım. Hiç. Çünkü babanın gözünde benim bir kıymetim yoktu ki. Anne deme öyle. Bırak Demir Allah aşkına. Babam beni hiç sevmedi. Sevmedi. Ben sadece Demir'in annesiydim onun için. Ondan sadece bir şey istedim. Haysiyetimi, şerefimi yere düşürmemesini. Onu da yaptı. Düşürdü. Her gece başka kadınla birlikte oldu. Koyun koyuna yattığımız geceleri hatırlıyor musun? Sen 8 ya da 9 yaşındayken yine bir söylenti çıktı. Bütün Çukurova. Adnan Yaman Mersin'de şarkıcı bir kadına tutulmuş. Her gece onun gazinosuna gidiyormuş dediler. Her gece kadının gazinosuna 40 tane gül yolluyormuş. Geçer diye düşündüm. Sonra bir gün baban karşıma çıktı. Boşanıyoruz dedi. Seni sevmiyorum. Başkasını seviyorum. Onunla evleneceğim dedi. O zaman ben anladım ki... ya vazgeçecektim... ya da savaşacaktım. Adnan Yaman'ın bana sunduğu her şeyden vazgeçebilirdim. Her şeyden, mal, mülk, her şeyden. Ama senden vazgeçemezdim Demir. Asla. Baban Demir benimle kalacak dedi. Bana İstanbul'da bir ev tutarım, annenle birlikte orada yaşarsın dedi. O zaman savaşmaya karar verdim. Ben senden asla vazgeçmedim. Asla. Ben baban için savaşmadım. Ben senin için savaştım. Ben de sana benziyorum anne. Vazgeçemiyorum. Ne olur affet beni. Seni kırmak istemedim hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Biliyorum Demir'im. Demir'im benimsin sen. Benim Demir'imsin. Sen benimsin. Benim. Sakın üzülme anneciğim, sakın. Çünkü sen eğer üzülürsen ben kahrolurum Demir. Sakın üzülme annem. Tamam.
babanın vasiyetini yerine getir. Maddi olarak destek ol ona. Ama senden şunu rica ediyorum. Beni haysiyetimle, şerefimle sınama. Son benim kurban oldu. Canım anam benim.